CHP'li belediyelerin olduğu kentlerde sosyal hayat var. Bu çerçevede HATMEC benim kendi branşım açısından da bir fırsat. Çünkü ne kadar çok kitleye hitap edebilirseniz yaygın eğitimde o kadar çok iyi sonuçlarını görürsünüz ileriye yönelik. Mustafa Bey ile beraber çalışmaya başladıktan sonra değerli eşlerim Müleyke Hanım'la beraber gerçekten çok hızlı bir ivme kat etti HATMEC. Şöyle, Hatay'ın nüfusu 1,5 milyon ve çok yaygın bir nüfusa sahibiz. Sadece merkezde birkaç kurs açarak yapılan diğer belediyelerin yapmış olduğu çalışmaların çok verimli olmadığını ya da çok amacına yönelik olmadığını, daha popülist olduğunu düşünüyorum. Ama bizim çalışmalarımız gerçekten amacına yönelik ve çok büyük kitlelere hitap ediyor. Üstelik gençlerin ya da kursiyerlerin diyelim, her yaş grubunda, her cinsiyetteki kursiyerin talepleri doğrultusunda. Örneğin şimdi eskiden mesela daha çok basit el sanatlarıyla ilgili, hani hiçbir el sanatını küçümsemiyorum, yanlış anlamayın, ama daha küçük çaplı kurslar varken bizim kurslarımız daha güncel, mesela bilgisayar teknolojisiyle ilgili pek çok alt başlıkta kurslarımız var. Dolayısıyla da daha çok talep görüyor. Bu yıl yaz başında büyük bir spor kompleksi hizmete açıldı. Bu çerçevede de biz HATMEC'le o spor kompleksini entegre ettik. Açık yüzme havuzumuz, kapalı yüzme havuzumuz, olimpik yüzme havuzu, işte basketbol sahamız, hemen hemen bütün branşlarda, okçuluk dahil olmak üzere pek çok branşta da salonlarımız mevcut. İşte judo, karate, ne bileyim halter, aklıma gelenler. Bu HATMEC'teki kurslarımızı da biz o alanda verdik. Özellikle yüzme çok talep gördü. Eşim de bu konuyu çok önemsiyor. Biz ücretsiz servislerle şehrin her köşesinden, bütün mahallelerden çocukları gün boyu ringlerle spor kompleksine taşıdık. Ve sonuçta onlar da sertifikalarını aldılar. İşte yüzme öğrenen öğrendi, basketini, voleybolunu, her neyse. Hem sağlıklı yaşam biçimine alışıyorlar, hem güzel kaliteli zaman geçiriyorlar, hem de bizleri seviyorlar diyeyim çocuklar. Ve 15 ilçemizin aciliyetine göre de program yapıyoruz, projelendiriyoruz. O yüzden bütün ilçelerimiz müsterih olsun, onlarla ilgili yapabileceğimiz imkanlarımız dahilinde ne varsa projelendirip yapmak istiyoruz. O gayretimizi zaten Defne'de görüyor, Hassa'da görüyor, Erzin'de görüyor, Samandağ'da görüyor, İskenderun'da görüyor, Antakya'da görüyor, herkes görüyor. Yani biz herkesin başkanıyız. Evet. Seçim bitti. 1.520.000 kişinin başkanıyız. Siyasete girerken benim tabii Büyükşehir Belediye Başkanı'ndaki rakip adayım, İşte 20 dakika bana işte gel bizim adayımız ol diye bir konuşma yaptı. Sonuç itibariyle ben dedim birkaç cümle söylemek istiyorum. Siz dedim param yok, paranız var mı dedim. İki, hayatımda dedim, yemedim, yedirmedim, bundan sonra da öyle bir şey olmaz dedim. Üç dedim, herkese eşit mesafede dururum. Burada dedim, %1 şüpheniz varsa beni aday yapmayın. O prensiplerim hala devam ediyor. O 5 yıl öyle devam etti, şimdi 1,5 yıl daha devam ediyor. 6,5 yıldır böyle devam ediyor. İnşallah Rabbimiz bize o dediklerimiz 3 tane kıstasın, dışına çıkmayı nasip etmez.
şimdi sosyal aktivitelere de biraz gelmek istiyorum. Biraz önce bahsettiğiniz gibi işte çocuklarımız baskette başarılı oluyor falan. Şehir tiyatroları da çok önemli Hatay Büyükşehir'de. O konuya da gelelim isterseniz biraz tiyatro. Bizim tabii tiyatro şube müdürlüğümüz var. Şu anda nikah dairesinin olduğu yerde bizim bir şeyimiz var. Tiyatro gösterecek salonumuz var. Ama Ocak ayında inşallah ihaleye çıkıyoruz. 470 kişilik bir tiyatro salonu yapıyoruz. Tiyatro işte konserler verebilecek, söyleşiler yapılacak, simpozyum yapılabilecek, toplantıların yapılabileceği bir yer yapıyoruz. Aynı zamanda burada tiyatrocu kardeşlerimizin direkt antrenman yapacağı, oyunlara hazırlanacağı mekan da yapıyoruz. Uh-huh. Antrenman sahası yapıyoruz. Bu arada bununla birlikte orada bir sergi salonu yapıyoruz. Tam bizim parkın içerisinde büyük bir parkımız var, Atatürk Parkımız. 54 dönümlük bir park var. İçine bir dönüm kadar bir alan var. Oraya bunu yapacağız. Ama parkın girişinde de yine böyle bizim hem nikah kıydığımız hem tiyatro oyunlarının sergilendiği bir salonumuz var. O salonu da yıkacağız. Yıkacağız. Yani onu yıkıp oraya meydan yapacağız. Orası daha efektif, daha rantabl. Burası daha bizim otoparka yakın. İnsanlar geldiği zaman arabasını otoparka rahat rahat koyup dışarıyı sıkıntıya sokmadan tiyatroya girecekler, konser izleyecekler, nikah kıyacaklar orada. Ondan sonra rahat gidebilecekler. Bizim şu anda açıldı. Yaklaşık bir ay önce açıldı. Özellikle çocuk oyunları çok revaçta. Büyükler için de arkadaşlarımız oyun oynuyor. Çok iddialılar bizim arkadaşlar. Biz bu yatırımlar yaptıkça da onlar şimdi bu işler moral motivasyonla doğru oluyor. Tiyatro yapan arkadaşlarımız, sanatçı arkadaşlarımız daha moralli bir şekilde oyunlarına hazırlanıyorlar. Daha moralli bir şekilde plan program yapıp gelecekle ilgili daha umutlu oluyorlar. Doğru. Hatay Büyükşehir'in yani alanı içerisinde ya da ilçelerdeki trafik sorunu çözümü konusunda neler düşünüyorsunuz? Birinci planda Antakya'da bizim trafik sorunumuz var. İkinci planda da İskenderun'da var. Antakya ve İskenderun ve bununla birlikte diğer 13 ilçemizle ilgili şu anda başlamış olduğumuz, yaklaşık 11 ay önce başlamış olduğumuz bir ulaşım master planı var. Ulaşım master planıyla birlikte biz aynı zamanda şu anda halı hazırları bitirdik. 5 binlik, 50 binlik, 100 binlik haritaları da yapıyoruz.
hali hazırlar bitti. Diğer imar için de ihaleye çıktık. Hı hı. İstiyoruz ki bunları birlikte paralel yapalım. Yani imarla birlikte ulaşım da paralel gitsin. Çünkü bunlar birbirini tamamlayan unsurlar. Bununla birlikte de biz gelecekle ilgili imar ve ulaşım konusunda eş güdümlü gidelim. Şu anda ulaşımı İstanbul Teknik Üniversitesi yapıyor. Hatta biz 2 hafta önce Almanya'da 5 tane şehri inceledik. Teknik Üniversitedeki hocalarımızla birlikte bizim Ulaşım Bakanı Daire Başkanımız, Genel Sekreterimiz ve oradaki müdür arkadaşlarımız, 2 tane de mühendis arkadaşımızla birlikte 5 tane ilde, yani şehirde Almanlar nasıl çözmüş, buna baktık. Bir de Mart ayı içerisinde kısmet olursa Japonya'da yine ulaşım adına onlar ne yapmış? Biri Tokyo olacak, bir tanesi de bizim Hatay'a yakın bir şehir olacak. Toplu taşıma araçları nasıl kullanılır, yollar, güzergahları nasıl yapmışlar, toplu taşıma araçlarının hangi çeşidini kullanmışlar, uzaklıkları nasıl ayarlamışlar, seferleri nasıl ayarlamışlar. Tabii ki belki Modabot aynısını yapmayacağız ama en azından onlardan da esinleneceğimiz şeyler var diye düşünüyoruz. Amacımız en ucuz şekilde insanlarımızı en rentabl bir şekilde taşımak. Hem ucuz olacak hem de rahat, konforlu, rentabl bir şekilde taşımak olacak. Son yıllarda artan nüfusa bağlı olarak İskenderun ilçesindeki yaya ve trafik yoğunluğu hızlıca artış göstermektedir. Özellikle şehir içi trafiğinde yoğunluğa bağlı olarak bazı önemli kavşaklarda trafik güvenliği tehlikeye girmiştir. Buna çözüm getirmek için Adliye Arsuz Kavşağı'nda Köprülü Kavşak ve Batlı Çıklı yapımı projesi hazırlanmıştır. Bu köprülü kavşak, trafik hareketlerinin mümkün olduğunca en basite indirgendiği, sürücüye sürpriz teşkil edecek olayların en az oranda yer aldığı tasarımdır. Eyüp Sultan Caddesi ile İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nin kesiştiği alanda bulunan cadde üzerinde, kuzey-güney yönünde gidiş gelişleri sağlayan yol üzerinde trafik akışını sağlayacak bir karayolu projesi yapılacaktır. İskenderun ilçesinin en problemli bölgesi Adliye Arsuz Kavşağı'nda yaya ve trafik güvenliğini artırarak trafik sirkülasyonunu rahatlatmak üzere hazırlanan bu projeyle önemli ölçüde trafik yoğunluğu azaltılacak ve kentin içinden geçen ana yol trafiğinin rahatlaması sağlanacaktır. Bu projeyle yaya ve güvenlik trafiği artırılmış olacaktır. Böylelikle trafik sorunu yaşanan bölgedeki sıkıntı giderilmiş olacaktır. Tüm bu sistemlerin tasarımı aşamasında göz önünde bulundurulan temel hususlar, dikey ve yatay doğrultuların çalışma koşullarına uygunluğu, kavşaktaki ve kavşak civarındaki yolların doğal olması, görüş mesafesinin koşullar açısından yeterli olması, proje çevre koşullarının uygun olmasıdır. Şu anda o gidiyor, herhalde bir 8-9 aya kadar sonuçlanmış oluruz. Bunu tabii yaparken biz önceden bütün bu konunun müdahil olması gereken taraflarımızla 3 günlük bir çalıştay yaptık. 2 gün onları konuşturduk. Belediyelerimiz, resmi kurumlarımız dahil, kooperatifler dahil. Daha sonraki gün toparladık. Şu anda bizim elimizde müthiş bir done var. İşte Almanya'yı inceledik, bir de Japonya'yı inceledikten sonra bu arada bizim Hatay'ın içerisinde farklı noktalarda sayım yapıyoruz. Hmm. Kaç büyük araç geçiyor, kaç küçük araç geçiyor, içinde kaç kişi var, durakta kaç kişi bekliyor. O bayağı tabii yani şu anda onların simülasyonları yapılıyor ve en çok dediğim gibi Antakya ve İskenderun'da Antakya'yı biraz açmak istiyoruz. Yani özellikle gün yazı Kisecik tarafında bizim benden önceki başkanımız, Antakya Belediye Başkanımız zamanında yapılan koruma amaçlı imar planı var ve bununla birlikte 18 uygulanmış. Bizim çevre yolunun hemen sağında Samandağ'a giderken bakir bir alanımız var. Oranın altyapısını açıp yollarına başlayıp ondan sonra
Antakya'yı biraz daha rahatlatmak istiyoruz. Evet. Tabii bu arada Antakya merkezde İskenderun'da iki ilçemizin de kentsel dönüşüm çalışması var. Bu arada bizim de çalışmalarımız var. Kentsel dönüşüm ve kooperatifleşme. Antakya'yı ve İskenderun'u özellikle rahatlatacak şekilde biz dizayn etmek istiyoruz. Bu arada biraz da Samandağ'ında bizim trafik problemimiz var. Çünkü Samandağ'ında genelde yollarımız dar. Dar olduğu için, yani her tarafta ev olduğu için gerçekten pek, müthiş pek, özellikle olur. Yazın denize ve Çevli'ye giden otobüsler, minibüsler ve şahıs arabalarda çok olduğu için yolların da dar olması münasebetiyle trafik problemi oluyor. Tabii hepsini belki %100 çözemeyeceğiz ama biz 50 yıllık bir master plan yapmak istiyoruz. En azından şu 25-30 yıl bir rahat olsun Antakya ve özellikle İskenderun, Samandağ. Diğer ilçelerde fazla bir problemimiz yok. Ama 12 aydır şeye başladık, ulaşım master planına. 1/5 binlik, 50 binlik, 100 binlik haritaların yapımına da bir 6 ay önce başladık. Hali hazırları bitirdik. Burada bizim niye geç başladın diye bir soru sorulabilir. Bizim burada Hatay'ın 1/3'ü uçuşa kapalı bölgeydi. Biz yukarıda uçak işte uçurtup da fotoğraf çekemediğimiz için anladım. Gecikme oldu. Daha sonra işte bu sıkıntı giderildi ve biz halı hazırları fotoğrafları aldık. Şu anda ikinci aşama haritalar için çözüm ihaleye olacaktır. Çıktık 5000'likler, 50000'likler için. O da inşallah bir ay, 1,5 ay sonra bittiğinde o da hızlı bir şekilde ulaşım master planıyla birlikte entegre gidecektir. Olacaktır, evet. Tabii zor, çok belediye başkanlığı birçok problemi işte aynı anda çözme sanatı. Bunları birbirine şase yapmadan yani doğru. Götürmek şase lazım. Doğru. İnşallah biz Hatay Büyükşehir olarak özellikle altyapıda, ulaşımda ve imar konusunda hızlı bir yol alıyoruz. Evet, trafikten hemen şeye geleceğim. Çok ciddi yol asfalt çalışması yaptınız ve parke çalışması yaptınız. Yani 500 küsür notlarında 538 kilometre görüyorum ben. Çok ciddi. Şimdi o sizin gördüğünüz çalışması var. Eski notlar 750'ye yaklaştı. Çok bizim ciddi. Asfalt konusu. Tabii bunlar hepsi beton asfalt değil. Bir kısmı beton asfalt, bir kısmı sati kaplama. Bir de şimdi soğuk asfalt yatıyoruz kışın. O da güzel oluyor. Maliyeti sıcak beton asfalta göre daha az maliyetli. Yani kışın da durmuyoruz. Bazı yerlerde kışın dururlar. Biz şu anda soğuk asfalt yapıyoruz ama önümüzdeki yıl hedefimiz en az 1500 kilometre asfalt yapmak. Parkeyi söylemiyorum. Parke 1 milyon metrekarenin üzerinde parke döşedik. Onu söylemiyorum. Onu ilçeler de yapıyor. O önemli değil ama bizim esas sorunumuz Hatay yıllardır ihmal edilmiş maalesef. Ekonomik anlamda 7. 8. sırada ekonomiye katkı sağlayan Hatay, vergi veren Hatay maalesef 54. sırada hizmet almış. Yani majör problemlerimizi çözememişiz. İçme suyu, yağmur suyu, kanalları, kanalizasyon, istihara hatları, arıtma tesisi hepsinde maalesef geri ve biz şu anda büyük bir atılım içerisindeyiz. 50 yıllık içme suyu projesi yapıyoruz. Evet, içme suyu projesi. 4 ilçemizde başladık inşallah. 5 ilçemiz daha ihaleye çıkıyoruz. Onları da Ocak'ta başlamayı temenni ediyoruz. Geri kalan 6 ilçemizin de önümüzdeki yıl başlayacağız. Yani Hatay'da içme suyu problemini bizim belediye başkanlığı dönemimizin sonuna kadar köyler dahil bitirmek çözmüş istiyoruz. Olacaksınız. Tabii. Çünkü çok pahalıya mal ediyoruz. Elektrik enerjisi çok fazla gidiyor. %70'i yer altından geliyor. Artı sistem eski. Bunların bir kısmını yeniledik biz. Bununla birlikte içme suyuyla kanalizasyon yan yana gittiği için çoğu yerde ozmotik basınçtan dolayı patlak ve çatlak olan yerlerde, birleşim yerlerinde basınç yükseldiği zaman yağmur yağdığında özellikle kanalizasyon yağmur suyuyla karışıyor ve ozmotik basınç arttığı için bizim içme suyu şebekesi kontamine oluyor kanalizasyonla. Bu nedenle ben bir tıp doçenti ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak rahatsızım. Bu nedenle Hatay halkına biz inşallah 2018 sonuna kadar tertemiz su içirmek istiyoruz. Yani içinde ne arsenik olsun, ne kolibasil olsun, ne eşerişe koli olsun, ne de nitrat olsun, yani ne kanalizasyon bulaşsın, ne de onunla tertemiz su içsinler. Onunla ilgili kontamine olmuş mikroplarla bulaşmış su için insanlarımız.
Maalesef şu anda onun mücadelesini veriyoruz. Ve bu arada gerçekten de arkadaşlarımız müthiş projeler yapıyorlar. Yani hiç durmuyor bizim Hatsu. Evet, 2016'da da büyük projeler. Tabii 2016'da yani düşünün, bir JAYKA ile ilgili bir kredi konusu var. Biz 7 tane il var. Bunların 4-5 tanesi büyük şehir. Ve biz 6 ay önce altyapı ile ilgili 200 milyonun üzerinde proje yaptık. Yani değer anlamında. Şu ana kadar diğer illerin hiçbirisi bunları ne yaptı, ne fizibilite raporunu çıkarttı, ne onaylattı. Biz hepsini bitirdik. Nasipse önümüzdeki hafta onaylanırsa İller Bankası'ndan biz ihaleye çıkacağız. Birçok ilçemiz bu müjdeyi bekliyor bizden. Süper. Tabii biz de İller Bankası Genel Müdürlüğümüzden, Bakanlığımızdan, Çevre Bakanlığımızdan bu müjdeyi bekliyoruz. İnşallah nasipse önümüzdeki hafta bu müjdeyi alırsak, hemen ondan sonraki hafta biz ihalelere çıkacağız. Her şeyimiz hazır. Süper. Şimdiden yani helva yapacağız. helva yapma zamanı geldi artık. Evet. 2016'da artık yeni projelerde tekrardan görüşürüz sizinle. Son olarak Halk TV izleyicilerine neler söylersiniz? Ya biz tabii ki bu şehir çok değerli bir şehir. Çok kadim bir şehir. Tarihi şehir. Kültürel zenginliği yoğun bir şehir. Yeraltı zenginlikleri, coğrafi güzellikleri, her şeyi güzel. İnsanı güzel. Ama biz son 5 yıldır mutlu değiliz. Çevremizdeki olan bitenlerden dolayı. Bizim çiftçimiz mutlu değil. Bizim iş adamlarımız mutlu değil. Bizim esnafımız, tüccarımız mutlu değil. Kısacası Hatay'ın bütünü mutlu değil. Ve biz bu bütünün mutlu olmasını istiyoruz artık. Aynı zamanda mutlu olurken de umutlu olmasını istiyoruz. Ben onlar adına, onların vekili olarak inşallah hem mutlu olacağımızı hem de umutlu olacağımızı düşünüyorum. Biz belediye olarak kendimize düşeni, gelecekle ilgili perspektifleri yerli yerinde yapıyoruz. Ama tabii ki etrafımızdaki coğrafyadaki bu kaotik tablo, kardeş kanının bir an önce bitmesini istiyoruz. Ve buradaki işte Orta Doğu'da müdahil olan bütün devletlerin de, devlet başkanlarının da daha sakin, daha şuurlu, duyarlı ve daha sevecen bir şekilde bu coğrafyaya yaklaşmasını temenni ediyoruz. Burada önce insan felsefesiyle buradaki olaylara yaklaşmalarını temenni ediyoruz. Ve öyle bir ortam olursa buradaki kaotik tablo çok hızlı bir şekilde biter. Ve insanlar da kendi yerlerine gider, vatanına gider. Hem Türkiye hem diğer bu coğrafyadaki yakın ülkelerdeki insanlar da rahat bir nefes alır. Biz de yolumuza daha hızlı bir tempoyla devam ederiz. İnsanlarımız da daha umutlu ve daha mutlu olur. Doğru, evet. Umudu kaybetmesin. Tabii, umudu olmayan her şeyini kaybeder. Kaybeder. Ama umut varsa hiçbir şeyi kaybetmezsiniz. Süper. Teşekkür ediyoruz bizi buraya kabul ettiğiniz için ve Erdal Bey'in de selamını iletiyorum. Çünkü sizi çok sevdiğini biliyorum. Ben de sizin Erdal Bey, Erdal Bey'e çok buradan evet. Gerçekten geçmiş olsun diyorum. Allah yardımcısı olsun diyorum. Çünkü hepimizin yardıma ihtiyacı var. Bazen kullardan isteriz, bazen de bizi yaradan Rabbimizden Allah. İsteriz. Tabii ki doktorların yardımına ihtiyacı var ama Allah'ın da yardımı bence en önemli yardım. Biz ona Allah yardımcısı olsun diyoruz. Tez vakitte sağlığına kavuşmasını ve birlikte bir daha program yapmayı temenni ediyoruz. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum, sağ olun. Evet, Yerel Gündem programını burada sonlandırıyoruz. Yeni bir Yerel Gündem'de görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.